Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu çemberin analitik incelenmesi olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. AYT Matematik, çemberin analitik incelenmesi, birinci test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bildiğiniz üzere bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 12. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı detaylı çözümlerini bulabilirsiniz. Hızlıca gösteriyorum. Şurada görmüş olduğunuz TYT, TYT, AYT, TYT, mezun A'lar 3 adım TYT. AYT'ler, mezun B, 3 adım AYT'ler. Arkadaşlar bunların da hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. Videonun açıklamalar kısmına büyük bir bölümünün linkini koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bunları da çözmeniz sevgili arkadaşlar sizin hayrınızadır. Tavsiye olunur şiddetle. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. 2x kare artı 2y kare artı 12x eksi 20y artı 18 eşittir 0 denk. Çemberinin merkezinin koordinatları a'ya b ve yarıçap uzunluğu r, c birim olmak üzere veriliyor. Buna göre b çarpı c artı a ifadesinin değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu neydi? Genel denklemdi. Genel denklemi sevgili arkadaşlar standart denkleme çevirerek kolaylıkla işlem yapabiliriz. Ya da ben sana önce formülü kısmını da göstereyim. Genel denklem bu şekildedir arkadaşlar. X'in ve Y'nin katsayıları olur A, B. Ama burada dikkat etmemiz gereken nedir? X kare ve Y karenin katsayılarının 1 olması. Değil ise sadeleştireceğiz. Birazdan yapacağız. Daha sonra bakın diskriminant hesaplanıyor. R hesaplanıyor. Merkezin apsis ve ordinatları da bu şekilde formülize edilebiliyor. Oysa ne dedik arkadaşlar? Standart denkleme çevirmek her zaman daha y'dir. Daha güzel gözükür. Hemen ne yapıyoruz? Bu arkadaşı 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Yani 2'ye bölüyorum. Ne oluyor? X kare artı. Amacım ne? X kare ve y karenin katsayılarını 1 yapabilmek. Artı 6x eksi 10y artı 9 equals to 0. Tamam mı? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bu arkadaşı tam kare şeklinde yazmaya çalışıyorum. X'lerle ilgileniyorum. Bakın x kare 6x. Bunu nasıl elde ederim? X artı 3'ün karesini alarak. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yalnız dikkat et, şimdi ben bu arkadaşı yapınca buradan fazladan bir artı 9 geliyor. 9 borcum var. Borcum borç. İşte sonra geldim y'lere arkadaşlar. Bakın y'de de y kare eksi 10y. Bunu nasıl elde ederim? Y eksi 5'in karesiyle elde ederim. Ancak eksi 5'in de karesi bir 25'te borcum var. Şimdi borçlarımızı geri ödeyelim. Bu 9'u yok etmek için eksi 9 ekliyorum. Eksi 25. Şurada görmüş olduğun ifadenin tamamen aynısını yazdım. Helalinden bir de artı 9'umuz var. Eşittir 0. Gerekli düzenlemeleri yaptığımızda x artı 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi, burada da işlem yaptığımızda eksi 25, bunu da karşıya attım. 25 dediğinde 5'in karesidir. Ne demiştik arkadaşlar? X eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare. Standart denklemimiz sevgili arkadaşlar budur. Buradan itinayla a ve b'yi ve c'yi bulalım. A dediğin şey eksi 3, değil mi? Eksi a yazabilmek için. B dediğin şey 5. R, yani bizim burada da C dediğimiz şey sevgili arkadaşlar 5 oldu. Bu durumda şunu hesaplayalım. B çarpı C. B çarpı C 25 artı A. 25 artı 3 eksi 3 22 yapar. Arkadaşlar dikkat edin, yeri gelmişken burada 25 ile eksi 3'ü topluyorum. 25 artı eksi 3. 25'ten 3'ü çıkarıyormuş gibi gözüküyor ama 25 ile eksi 3'ü topluyorum. 22 yapar. A'yı işaretlerim. Polemik molemik yapmaz. 2 ile devam edelim. Uzunca verilmiş arkadaşlar. Denklemi bir çember belirttiğine göre, A çarpı ifadesi, B çarpı ifadesinin değeri nedir? Sevgili arkadaşlar unutma. X kare ve Y karenin katsayıları 1 olacak. Ama her zaman 1 gibi gelmez sana. Eşit gelir. Eşit geldiğinde o sayıya bölersin. Mesela 7 olabilir, 7'ye bölersin. 75 olur, 75'e bölersin. Ama bak kesinlikle bildiğimiz bir şey daha var arkadaşlar. Çember denkleminde
x çarpı y diye bir ifade olamaz. Dolayısıyla a artı b eksi 4 ifadesinin 0'a eşit olması icap eder. Buradan a artı b'nin 4 olduğu sonucuna varırım. Bir denklem elde ettim. İki tane bilinmeyenim var. Benim şimdi ikinci bir denkleme ihtiyacım var ki a ve b'yi ayrı ayrı bulabileyim. Bu da nedir arkadaşlar? Az önce konuştuk. A artı 2'nin b eksi 4'e eşit olma durumudur. Katsayılar aynı olmalı ki ben bunları x kare y kare şeklinde yazabileyim. Buradan da b'yi buraya aldım. A eksi b eşittir. 2'yi buraya aldım. Eksi 6. Bu da ikinci denklem. Benden mutlusu yok. Taraf tarafa topladığımda b'lerle vedalaşıyorum. 2 tane a'nın hop hop eksi 2. A'nın da dolayısıyla eksi 1 olduğunu görüyorum. A'nın eksi 1 olduğu yerde sevgili arkadaşlar B'de 5 oluyor. Ya bu denklemde ya bu denklemde yerine koy. Anlaştık mı? Anlaştık. Zaten bana A çarpı B'yi soruyordu. Bu iki arkadaşın çarpımının da eksi 5 olduğunu küçük kardeşimiz bir biliyor zaten. A'yı işaretledik. Geldim 3 numaraya. 3 diyor ki x kare, ha bu arada bak mesela katsayıları neymiş arkadaşlar? A eksi 1 ise 1 oldu. Bu da 5. Tesadüfen 1-1 oldu. 1-1 olmayabilirdi. 7-7, 5-5, 1907-1907 onlar da olabilirdi. Ama bölerdik sonra. Denklemi x kare artı y kare eksi 6x artı 8y artı k artı 9 eşittir 0 olan denklem çember. Y eksenine teğet olduğuna göre k kaçtır? Dınınınınt. Sevgili arkadaşlar burada ne yapacağım? Yine bu arkadaşı gelin tam kare şeklinde yazmaya çalışalım. Standart denklemini. Bakın x kare eksi 6x. X eksi 3'ün karesi. Artı 9'un var borç olarak. Borcumuz borç. Y. Bak burada da 8y var. Artı 4'ün karesi yaparım. Buradan da 16 borcumuz. Şimdi bu borçları geri verelim. Eksi 9. Eksi 16. Buradan artı 9 gelecek ya bunlar götürecek. Artı 16 gelecek. Bunlar gidecek. Şu arkadaşla baş başa kalacağım. Bir de neyimiz var arkadaşlar? K artı 9'umuz var eşittir 0. Ne kadar güzel. Bu durumda sevgili arkadaşlar x eksi 3'ün karesi. Toparlıyorum şimdi. Y artı 4'ün karesi. Şurada da gerekli işlemleri yaptığımızda bu arkadaşla bu arkadaş eksi 9 artı 9 gitti. Şu arkadaşları karşıya geçirdim. 16 eksi k oldu. Öğretmenim şimdi ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar bizim merkezimiz belli oldu. Merkezimiz bak 3'e şu formdan nereye yazdık biz o formu? Şuraya yazdık. X eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi şeklinde. 3'e eksi 4 olduğunu bulduk. Hemen yerleştirelim arkadaşlar koordinat sisteminde. 3'e eksi 4. Şurası 3, şurası da eksi 4. Benim merkezim sevgili arkadaşlar burada ise eksi 4. Ve y eksenine teğet diyor ise benim arkadaşım şöyle bir şey değil mi? Yarı çapı söyle bana buraya teğet ise. R eşittir. Ahan da bu kadar. Bak bu mesafe kadar. 3 birim. Sevgili arkadaşlar bu ne demek? Burası 3'ün karesi olacaktı. Yani 9 olmalı. 16 ekseni k'nin eşittir. 9 olması icap eder. Bu durumda k'nin de 7 olduğu gün kadar aşikar ortaya çıkar. Diyarbakır'ı işaretlerim. Büyük bir keyifle 4 ile yoluma devam eder. 4 numara. X eşittir 5. X eşittir 1. Doğrularına teğet olan çemberin merkezi 2y artı 5 x eksi 11 eşittir 0 doğrusu üzerinde olduğuna göre çemberin merkezinin koordinatları çarpımı kaçtır? Sevgili arkadaşlar görelim neymiş? Şurası y, burası x. Bakın x eşittir 1. X eşittir 1 şurası. X eşittir 1 doğrusu. Diğer taraftan x eşittir 5'i de çizdim. X eşittir 5. Sevgili arkadaşlar şurada 5 noktası. 1 noktası, 5 noktası. Sen buraya trilyon tane böyle çember çizebilirsin. Ama bir şartımız daha var. O şartımızda ne? Merkez şu arkadaşın üzerinde olacak. Ha, güzelmiş. Sevgili arkadaşlar hatta şu arkadaşa yazalım. Eksi 5 bölü 2 şöyle bir şey. Hatta eksi 11 neyse. Sevgili arkadaşlar merkezimiz benim burada. Merkez burada. Merkezin koordinatlarını bulmaya çalışacağım. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle de doğrumuz, şu doğru olsun. Bu doğru üzerinde olacak. 2y artı 5, x eksi 11 eşittir 0. Peki hocam burada ne yapacağım? Sevgili arkadaşlar açık seçik ortada. Şimdi şu arkadaşa teğet çizsem, şuna da teğet çizsem,
şu arkadaşım AB benim çapım olur değil mi? Aynen öyle, çap. E sevgili arkadaşlar, bir noktası dört noktası. Bu uzunluk ne kadar? Bu arkadaş 4 birim. Eğer bu arkadaş 4 birim ise merkezde tam ortada, benim yarı çapım 2 olur değil mi? E güzel. R'yi 2, tereyağından kıl çekercesini kolaylıkla buldum. Peki ben buradan koordinatları bulabilir miyim? Pekala bulabilirim arkadaşlar. Bakın şu arkadaşı indirdiğimizde şurasını tam 2 eşit parçaya bölecek. Burası 1, burası 5 olduğuna göre ikisinin aritmetik ortalaması 3. Şurası 3 noktasıymış. Dolayısıyla benim merkez noktam 3'e, y'sini bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar, buradan bulacağım. Bu nokta merkez şu doğrunun üzerindeymiş. Yani diyeceğim ki, y eşittir, x eşittir 3 iken değil mi? X eşittir 3 iken y acaba kaç? Yerine yazıyorum. 2y artı 3 yazdım. 15 eksi 11 eşittir 0. Bu nokta bu denklemi sağlamalı. 2y eşittir eksi 4, y eşittir eksi 2. Biz pozitif bölgede çizdik ama bu arkadaş negatif bölgedeymiş. Şurada bir yerdeymiş yani. Şöyle bir arkadaşmış. Demek ki doğrumuz da bu şekildeymiş. E güzel. Merkezi de bulduk arkadaşlar. 3'e eksi 2 olduğuna göre merkezin koordinatları çarpımı. 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6 eder arkadaşlar. Bu aydınlatıcı bilgiden sonra da yolumuza yine devam ediyoruz. Let's go number 5. 5 numara. Dik koordinat düzleminde 4. bölgede eksenlere teğet olan ve merkezi y eşittir 3x bölü 2 eksi 5 doğrusu üzerinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar bak burada da çok güzel bir durum söz konusu. Şuraya çizelim. Dördüncü bölge 1, 2, 3. Şurası y, şurası x. Dördüncü bölge olduğuna göre arkadaşlar çemberim benim böyleymiş demek ki. Hem x'e hem de y'ye teğet. Bu arada çok güzel çizdiğimi de gördünüz. Ben de şaşırdım valla. Arkadaşlar yani şaşırdım derken güzel çizerim ama bu kadar da güzel çizeceğimi anlamamıştım. Arkadaşlar böyleyse benim yürüyeceğim bir şeyler olmalı. Hocam şu ya. Bak burası benim yarı çapım r. Teğet her zaman diktir biliyorsunuz. Burası da R kadar. O zaman şu noktaya R noktası dersem burası ne noktası olur arkadaşlar? Eksi R. Neden eksi R dedim? Bak burası 0, burası pozitif bölgede R. Bu da R kadar mesafede olunca koordinatı tabii ki ordinatı R olur. Eksi R. Yani merkezim benim R'ye eksi R. Sevgili arkadaşlar bu ne demek? Bak bu arkadaş bu nokta şu doğrunun üzerindeymiş. Yani x eşittir r iken y eşittir eksi r olacak. Bu denklemi sağlayacak. Bu denklemden r'yi bulacağım. Y yerine eksi r yazdım. Eşittir 3 bölü 2. X yerine de r yazdım. Eşittir eksi 5. Güzel. Eksi 5'i sola aldım. 3 bölü 2 tane r artı r'yi de buraya aldım. R. Paydaları eşittir dedim. 2 bölü 2. Dedim ki 5r bölü 2 eşittir 5. Denklemi çözüyorum. 5'lerle vedalaştım. R eşittir 2 çıktı. Arkadaşlar burası 2 birimmiş. 2 birimmiş. Burası 2 birimse bu arkadaş 2 noktası. Bu arkadaş da eksi 2 noktası olur. Dolayısıyla merkezim 2'ye eksi 2 olur. Buldun da hadi bakalım çemberin denklemini yaz. Arkadaşlar çemberin denklemi de x eksi a kare artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi. Standart denklemimiz. Standart denklemi deseydi daha güzel olurmuştu. Arkadaşlar şu arkadaş A değeri, bu arkadaş B değeri. Yazıyorum. X eksi 2'nin karesi. Hocam bunu artı 2 buldun. Arkadaşlar X eksi 2'nin karesi. Artı bak şimdi de Y eksi eksi 2'nin karesinden artı 2 yazıyorum. R dediğim şey de zaten 2 idi. Karesi de 4 olur. Konu kapanır. Bu arkadaşı da nerede görüyorum? Ya bu ya bu. Bak nasıl da ters ters vermiş. Ceyhan. Aman onlara da dikkat ediniz arkadaşlar. 5 çözüldü. 6 ile geldim. Abo bu da enteresan. Bak bu da güzel aslında. Çok kolay bir çözüm var. Hemen ayıralım. Şu kadarcık yerde bile çözeceğiz inşallah bunu. Arkadaşlar şu denklem ile çember belirtiyor. Şu denklem çemberleri arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar buradan R'nin bak 16'nın karesi olduğu için R'yi 4,
Neyse şuradan şey yapalım, cimrilik yapmayalım. Burada da R'yi 5 görüyorum arkadaşlar, değil mi? 5'in karesi, 4'ün karesi olması dolayısıyla. E güzel. Hadi merkezleri falan da yazalım arkadaşlar. Şurada yazdık zaten. X eksi A'nın karesi, Y eksi B'nin karesi eşittir R kare formundan. Şu merkezi yazalım, merkez 1. Birinci merkezimiz arkadaşlar, eksi 1'e 3, R 1 de eşittir 4. Buradan şunu yazalım. Merkez 2, ikinci merkezimiz. 5'e eksi 5. Ne kadar güzel. Ve sevgili arkadaşlar, R'miz de R2'yi yazalım. R2 de 5. Arkadaşlar olup biten hikaye şu aslında. Hemen gözümüzde canlandıralım. Bak bir tane çemberim var. Bir başka çemberim daha var. Şu arkadaşın R'si 4. Şu arkadaşın R'si 5. Şimdi ben bu arkadaşların merkezinden merkezine bir çizgi çektiğimde merkez 1, merkez 2 en kısa uzaklık dediği sevgili arkadaşlar zaten merkezden merkeze çekeceğim çizgi ve şu mesafedir. A noktası, B noktası, AB uzaklığıdır arkadaşlar. E bunu bulabilmek için de ne yapmalıyım? Gayet açık ve seçik. Ortada ben olsam hop M1 ile M2 arası mesafeyi bulurum. E burası 4 birim, burası da 5 birim ise M1, M2 mesafesinden 4 artı 5, 9'u çıkartırım. Eşittir AB uzaklığını bulurum değil mi? That's all yani. Bu kadar. Hadi bulalım. Hadi bunu nasıl bulacağız hocam? E sevgili arkadaşlar iki nokta arasındaki uzaklık. Eksi 1'e 3, 5'e eksi 5. Nasıl buluyorduk? X'ler farkı, bak X'ler farkını söyle artık orayı şey yapalım. Bak. X2 eksi X1'in karesi formülünü de yazayım sana. Y2 eksi Y1'in karesinin karekökü M1, M2 mesafesini veriyor. Pisagor yapıyoruz ya. Bunları analitikte çok konuştuk. X'ler farkı 5 ile eksi 1 6'dır. Y'ler farkı eksi 5 ile 3 arasındaki mesafede 8'dir. Buraları hızlı geçiyorum. E bu da avaz avaz bağırıyor. 6, 8, 10. Konu kapandı. E sevgili arkadaşlar bu mesafe 10 kadarmış. E zaten bu 10'un 4 ve 5, 9'unu burası alıyor. Şu arkadaşa 1 birim kalıyor. Birbirlerine 1 birim kadar yakınmış bu arkadaşlar en kısa yerde. 7 ile durmadan devam ediyoruz. 7 geldi. Dik koordinat düzleminde A eksi 1'e 5, B 7'ye eksi 3 noktalarından geçen AB çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar çemberim bu. Hemen şeyi de çizdim. Çok önemli şeyleri. Bu A, bu da B olsun. Çap dedi çünkü. Burası da merkezim benim. Bak bu arkadaş eksi 1'e 5. Şu arkadaşım da 7'ye eksi 3. Nasıl bir tavır kalkınacağız? E sevgili arkadaşlar merkez bu arkadaşlar çapı ifade ediyorsa merkez bu arkadaşın orta noktası değil mi? R kadar, R kadar. E orta noktayı nasıl buluyorduk sevgili arkadaşlar? X'lerin aritmetik ortalaması, Y'lerin aritmetik ortalaması. Eksi 1 artı 7 bölü 2. 6 bölü 2'den 3. Y'lere bak. 5 artı eksi 3 bölü 2. Değil mi? Bu iki arkadaşın 2 bölü 2'den de aritmetik ortalaması 1. Merkez ortaya çıktı. Merkezimiz arkadaşlar 3'e 1 noktasıymış. E burada artık denklemi yazabilirim ben. Şöyle yazarım. X eksi 3'ün karesi artı Y eksi 1'in karesi. A ve B olmak üzere X eksi A, Y eksi B'nin kareleri. Eşittir R kare. Ha, R kareyi yazacağız arkadaşlar. R kare içinde iki nokta arasındaki uzaklık. A, B'yi bulalım. A, B eşittir. Bir önceki soruda 6'da zaten halletmiştik. Burayı hızlı geçiyorum. Y'ler farkına, X'ler farkına bak. 8, 8'in karesi. Y'ler farkına bak. Bu da 8. 8'in karesi. E sevgili arkadaşlar 8 8 ikizkenar dik üçgen 8 kök 2 değil mi bu arkadaş? Konu kapandı. Bu çapımız. O zaman yarı çap kaç olur arkadaşlar? Bu 2R'dir. R o zaman bunun yarısı olan 4 kök 2 olur. Şimdi buraya da neyi yazacaktık? R kareyi. Al bunun karesini. 16 çarpı 2'den 32. Mevzuyu da kapat. Hop yine tatlıya bağladık gördüğünüz üzere arkadaşlar. 32, 32, 32, x eksi 3, y eksi 1. Edirne şıkkı değil mi? Harika. 8'de yolumuza devam. 8.
3x artı 4y artı 6 eşittir 0 doğrusuna teğet olan ve merkezi eksi 1'e 3 olan çemberin denklemi aşağıdan hangisidir? Sevgili arkadaşlar, benzerinin aynısını, tıpkısının aynısını çözdük. Merkez burası. Teğet arkadaşımız da buysa. Merkezden teğete bir dikme çizdiğimizde, ki diktir arkadaşlar, çemberin benim ilk öğrendiğim ve neredeyse tek bildiğim özelliği buydu. Bunun ekmeğini çok yedim. Gittim ODTÜ'lerde falan okudum. Söyleyeyim ben size. Yani çember hakkında hiçbir şey bilmesen, şunu bilsen bile hayatını sürdürürsün, o derece. Merkez eksi 1'e 3. Arkadaşlar, bunun denklemi de ortada. 3x artı 4y artı 6. Şimdi denklemini soruyor ya. Şimdi uzun uzun bu iki arkadaşı ortak çözeyim. Şu iki arkadaşı, ama zaten denklemi ortada yok. Diskriminantı sıfır olsun gibi maceralara dalma. R arkadaşlar burası. Bu noktanın doğruya olan uzaklığı R kadar. Sen bunu bulabilirsin, değil mi? Hemen kendimize yer açalım şuradan. R mesafesine kadar arkadaşlar noktanın doğruya olan uzaklığı. Bakın x, x'in katsayısı. Eksi 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3 ile de 4'ü çarpıyorum. 12. X'i x ile, y'yi y ile. Bir de burada helalinden sabit sayımız var. Artı 6. Bunun mutlak değerini alıyorum. Bölü şu arkadaşların karelerini, karekök içinde yazıyorum. Bir nevi Pisagor yapıyorum. 3, 4, 5 zaten, değil mi, payda? Güzel. Şu arkadaşı işleme soktum. 9, 15, mutlak değer 15. 15 bölü 5 eşittir 3. Arkadaşlar R de ortaya çıktı. O zaman denklemi yazabilirim. X eksi eksi 1. X eksi eksi 1'den kare artı Y eksi B, yani 3 karesi eşittir R'nin karesi. 3'ün karesi 9. Bu arkadaşın da hakkından geldik. X artı 1 Diyarbakır. İşaretledik. 9'la devam ettik. 9 numarada şu şekilde. Aşağıda dik koordinat düzlemimizde M merkezi çember verilmiştir. 8'e 0. Arkadaşlar şurası 8 noktası. 0'a eksi 6. Burası da eksi 6 noktası. Unutma. Şurası 6 birim demek. Şurası da 8 birim demek. Tamam mı? Hocam ne yaptın? Şekli bozmamak için buraya aldım ölçü birimi. Ölçüler böyle gösterilir arkadaşlar. Mühendis olunca böyle gösteriyoruz, biliyoruz. Evet, neyse, uzun devam etmeyelim. Geçen M merkezi çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Bana sorarsanız buraya bir de orijinden de geçiyor deseydi daha iyiydi. Hocam gerek yok, görüyoruz. Aslında evet görüyoruz, ama yine de hani tartışmaya mahal vermemek için orijinden ya da C noktası sıfıra sıfırdan da geçiyor deseydi daha iyi olurdu. Arkadaşlar burada yapacağım hareket de şu. Burası 8 birim mi? 8 birim. Merkezden kirişe indirdiğim dikme. Benim öğrenince çok şaşırdığım bir özellikti bu. Acayip işimizi kolaylaştırdı. Kirişi iki eşit parçaya böler. Burası 8 birimse şuralar 4, 4 olur. Dolayısıyla şu noktanın apsisi 4 olur arkadaşlar. Uzunlukları yuvarlak içinde çizeyim. Aynı şekilde buradaki kirişe çizersen, çünkü artık buradan geçtiğini biliyorum. Ne kadar güzel. Ha, biz bunu başka şekilde de çözermişiz ya. Ha, R'sinden çözeceğiz. Gerçi R'ye de gerek kalmıyor da. Arkadaşlar burası da eksi 6. Buraları da 3, 3 böldün mü? Evet böldün. Burası da eksi 3. Bak sevgili arkadaşım, iyi çapı mapa hesaplamaya gelmeden merkezin koordinatları çıktı. Kaça kaç? 4'e eksi 3. R'ye ihtiyacın var yarı çapa. Yarı çap içinde şu hareketi yap. Bak burayı çizdim. Bu yarı çap değil mi? Evet. 3, 4, 5. R'de 5. Konu kapandı. Ha, bazen şöyle de yapılıyor. Şöyle çiziliyor. 8, 6, 10. 10'un yarısı 5. Böyle de görebilirsin. Böyle de görebilirsin. Her yol Roma. Okey tomento. Harika. Şimdi yaz. Merkez ortada. R ortada. X eksi merkezin apsisi kare artı Y eksi merkezin ordinatı artı 3 kare, çünkü eksi eksi 3 eşittir 5'in karesi 25. Sevgili arkadaşlar, bu defteri de kapattık. X eksi 4, Y artı 3, 25. Ceyhan, tam gaz 10'la devam ettim. Bak 10 numarada klas bir soru, güzel. Yani şöyle klas, ÖSYM sorar yani.
Bak ön seyimin lömbürdenek soracağı sorulardan bir tanesi. Aşağıda dik koordinat düzlemi üzerinde M işaretler verilmiştir. Şekilde verilen çember. Ha bu arada arkadaşlar çoğu arkadaş hangi kaynağa bakalım falan filan diyor bana. Ben şaşırıyorum. Ya MEB o kadar kaynak veriyor. Bir de birbirinden merdane. Cirlop gibi kaynaklar, bu kaynaklar dururken başka kaynaklar arıyorsunuz ya. Ben hayretler içerisindeyim ya. Emin olun hayretler içerisindeyim. Cirlop gibi sorular ya. Hem de yani beni mazur görün. Beleş ya beleş. Bedava veriyor. Devlet sana vermiş. Sen gidiyorsun anne babanın paranını mı harcamaya çalışıyorsun? Burayı espri söylüyorum. Şekilde verilen merkez x ekseni 2'ye 0. Aa. Arkadaşlar 2'ye 0 ise burası 2 noktası. Burası da 18'e 0 ise burası 18. Hemen uzunlukları yaz. Burası ne kadar? 18 birim. Hemen şurayı da yaz. 18 ise şurası hatta şöyle yazalım. 2'ye 16 değil mi sevgili arkadaşlar? Evet çok güzel. Çünkü işimize yarayacak o. Y eksenine kesiyor. Y ekseni ise C noktasında teğet. Önemli bir nokta. Buna göre çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? MEB kaynakları iyidir. MEB kaynaklarına yönelin. Ha, diğer kaynakları da çözmek istiyorsan çöz canım. Vaktin varsa değil mi? Ama zaten MEB kaynaklarını bitirene kadar canı çıkar. Neyse. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden şuraya dikmeyi indirdik. İndirdik. Sevgili arkadaşlar ne oldu? Burası 16 birimse bak burası 8. 8 bölündü. 8'e 8 oldu. Çok güzel. Sonra bu arkadaşı buraya getirdim. Yine dikme yaptım. Sevgili arkadaşlar şu benim R. Dikkat et bak bu benim yarı çapım. Sevgili arkadaşlar yarı çapım ortada benim. Nasıl ortada öğretmenim? Aynen şöyle. Bak burası 8. Burası 2 de olduğuna göre. Burası da 2 birim. Ne oldu? 10 birim oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden bak buradan bir R çiz. R eşittir 10. Burası da 8 olduğuna göre bu mesafe kaç olur? 8, 6, 10 üçgeni. 6 olur. Bu mesafe 6 ise nokta nokta yazdığım yer şurası da 6 birim olacağına göre eksi 6 olur. Merkezim ortaya çıkar. Sevgili merkezimiz 10 birim. Şurası 10 noktası oldu artık. 10'a eksi 6. R de ortada. R'de 10 birim. Şimdi yaz. Denklemi yaz. Değil mi? Aşağıdakilerden hangisidir? İlk testlerimiz böyle yumuşak yumuşak gidiyor. İleride daha güzellerini çözeceğiz inşallah. Arkadaşlar x eksi 10 karesi artı y eksi eksi 6 artı 6 oldu. Eşittir. R'nin de karesi 100. Harika. Hepsi de bak 100 verilmiş. X eksi 10 y artı 6. Bursa şıkkı. Ya da Bartın ya da Batman ya da Berfin ya da Beril ya da Betül. Anlaştık. Yani 11 numara. Bahattin, Burhanettin, Bülent. 11. Dik koordinat düzleminde 4. bölgesinde her iki eksene teğet olan ve yarıçapı 4 birim olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Benzerini çözdük. Bu çok daha kolayı arkadaşlar. Şöyle ki çizdim. Hop, önce çemberi sonra teğet şeyleri çizersen eksenleri daha rahat oluyor. Burası x, burası y. Dördüncü bölge, teğet, merkez burası. Sevgili arkadaşlar yarı çapı da 4 olarak vermiş bana. 4 birim, 4 birim. Demek ki burası 4 noktası, bak 4 birim, orijin. Burası da 4 birimdi, burası da eksi 4 birim. Yani m kaç oldu? 4'e eksi 4 oldu. R de ortada 4. Bunu diyor bir zahmet yazıver benim için. Yazıyorum. X eksi merkezin apsisi eksi 4 artı y eksi merkezin ordinatı eksi 4 eksi artı karesi eşittir. 4'ün karesi 16. Budur. Zaten teğet ise arkadaşlar burada 4 16 görmelisin. 4'ler değil. X eksi 4 bir de işte buna çizerken bakarken arkadaşlar yanılmayacaksın. Çok birbirlerine benziyor. Doğru çözüp yanlış şıkkı işaretlemeyeceğiz inşallah. 11'i de işaretledik. A olarak 12 ile testi tamamlamak üzere geçtik 12. Merkezi 2x eksi y artı 6 eşittir 0 doğrusu üzerinde olan ve ikinci bölgede eksenlere teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ikinci bölgede keşke önce çemberi çizseydik değil mi? Bak çemberi önce çizmemenin yamukluğu. Hemen çemberi çizeyim. Öğretici güzel olsun.
Çemberi çizdik. Yani fena değil. İkinci bölgede dedi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölge. Y, X. Arkadaşlar şurada bak iki yere de teğet olduğuna göre hareketin şu. Burası da R kadar, burası da R kadar. 90 derece, 90 derece. R kadar, R kadar. O zaman bu nokta R'dir. Bu nokta da eksi R'dir. Çünkü ikinci bölgedesin. Ve sevgili arkadaşlar şu arkadaş Y eşittir 2X şöyle bir doğru. Şu doğrunun da üzerinde olduğuna göre 2X eksi Y eşittir 6. Demek ki artı 6 eşittir 0. Bu nokta arkadaşlar bunu sağlayacak. Bu merkezin koordinatları ne? Eksi R'ye R değil mi arkadaşlar? Bak eksi R'ye R. Yani eksi R'ye R bu doğruyu sağlamalı. X eşittir eksi R için Y eşittir R olmalı. Nerede? Şu doğru üzerinde. Yazıyorum X yerine 2 R. Eksi R. Eksi 2 tane R oldu. Kabul mü? Kabul. Ondan sonra Y'yi yazdım. Eksi R artı 6 eşittir 0. Ne kadar güzel dünya. Burası eksi 3 R sağa attım. 3 R eşittir 6. R eşittir 2. Sevgili arkadaşlar R denen arkadaş 2'ymiş. Yani 2 birimmiş. Her şey ortada şimdi. 2, 2. Uzunlukları böyle yazıyorum. Bu zaman o zaman burası 2 noktası olur. Burası da eksi 2 noktası olur. Merkezim de eksi 2'ye 2 olur. R'yi de 2 yazalım. Bunun denklemi nedir arkadaşlar? X eksi merkezin apsisi eksi eksi 2'nin karesi artı Y eksi merkezin ordinatı 2'nin karesi R'nin karesi. 4. Evet burada. Nerede bu sevgili arkadaşlar? Bu Diyarbakır şıkkında değil mi? Aynen. Aynen aynen. D'yi de işaretlerim. Keyifli bir şekilde testi tamamlarım. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım. Bu testleri oynatma listelerini hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Hepsinin oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Sevgili arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına büyük bir bölümünü ekleyeceğim. Hepsine de bakarsan kendine de iyilik yapmış olursun. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.